Elçiler İsa'nın yanına dönerek yaptıkları ve öğrettikleri her şeyi ona anlattılar. İsa onlara, "Gelin, tek başımıza tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin," dedi. Gelen giden öyle çoktu ki yemek yemeye bile vakit bulamıyorlardı. Tekneye binip tek başlarına tenha bir yere doğru yol aldılar. Gittiklerini gören birçok kişi onları tanıdı. Halk civardaki bütün kentlerden yaya olarak yola dökülüp onlardan önce oraya vardı. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Çobansız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara birçok konuda öğretmeye başladı. Vakit ilerlemişti. Öğrencileri İsa'ya gelip, "Burası ıssız bir yer," dediler. Vakit de ilerledi. "Halkı salıver de çevredeki çiftlik ve köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar." İsa ise, "Onlara siz yiyecek verin," diye karşılık verdi. Öğrenciler İsa'ya, "Gidip 200 dinarlık ekmek alıp onlara yedirelim mi yani?" diye sordular. İsa onlara, "Kaç ekmeğiniz var, gidin bakın," dedi. Öğrenip geldiler. "5 ekmekle 2 balığımız var," dediler. İsa herkesi küme küme yeşil çayıra oturtmalarını buyurdu. Halk 150'şer kişilik bölükler halinde oturdu. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. 2 balığı da hepsinin arasında paylaştırdı. Herkes yiyip doydu. Arta kalan ekmek ve balıktan 12 sepet dolusu topladılar. Yemek yiyen erkeklerin sayısı 5000 kadardı. Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine, tekneye binip kendisinden önce karşı yakada bulunan Beysayda'ya geçmelerini buyurdu. Bu arada kendisi halkı evlerine gönderecekti. Onları uğurladıktan sonra dua etmek için dağa çıktı. Akşam olduğunda tekne gölün ortasına varmıştı. Yalnız başına karada kalan İsa, öğrencilerinin kürek çekmekte çok zorlandıklarını gördü. Çünkü rüzgar onlara karşı esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Yanlarından geçip gidecekti. Onlarsa gölün üstünde yürüdüğünü görünce onu hayalet sanarak bağırıştılar. Hepsi onu görmüş ve dehşete kapılmıştı. İsa hemen onlara seslenerek, "Cesur olun, benim, korkmayın," dedi. Tekneye binip onlara katılınca rüzgar dindi. Onlarsa büyük bir şaşkınlık içindeydi. Ekmekle ilgili mucizeyi bile anlamamışlardı. Zihinleri körelmişti. İsa ile öğrencileri gölü aştılar. Ginnesar'da karaya çıkıp tekneyi bağladılar. Onlar tekneden inince halk İsa'yı hemen tanıdı. Bazıları koşarak bütün yöreyi dolaştı. İsa'nın bulunduğu yeri öğrenenler hastaları şilteleriyle oraya götürmeye başladılar. Köy olsun, kent ya da çiftlik olsun, İsa'nın gittiği her yerde hastaları meydanlara yatırıyor. Sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi için yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşti.